Herkese yeniden selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra besli hayvanların rasyonu nasıl, biz işletmemizdeki besli hayvanları nasıl besliyoruz, bunlar hakkında konuşacağım. İlk önce besli rasyonundan ziyade besli alacağımız hayvanlardan başlayıp ona göre bir rasyon hazırlamak daha mantıklı geldiği için biraz oradan bahsedeceğim. Bugün besli rasyonu hazırlamamızdaki, yani hayvana vereceğimiz rasyondaki en önemli etmenlerden biri bizim elimizdeki materyal olan besilik hayvan. Peki bu besilik hayvan bu rasyonu nasıl etkiliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce işletmeye alacağımız hayvanın yaşı rasyondaki en önemli etkenlerden biri. Biz 6 aylık bir buzağı getirip de 24 aya 22 aya kadar elimizde tutup besleyeceksek ona göre bir rasyon farklı. Eğer biz bu hayvanımızı 1 yaşında 1,5 yaşında aldıysak ona göre farklı bir rasyon. Veya besinin ortasında getirip işletmemize dahil ettiysek ona farklı bir rasyon uygulayacağız. Biraz genel çerçeveleriyle bu olayı anlatacağız. İlk önce hayvanımızın yaşı dedik. Hayvanımızın yaşı rasyondaki en önemli etmenlerden biri. Çünkü küçük yaşta getirdiğimiz hayvanlarda protein ihtiyacı fazlayken büyük yaşta getirdiğimiz hayvanlarda enerji ihtiyacı farklı oluyor. Fazla oluyor. Bu enerji ihtiyacını ve protein ihtiyacını açığını kapatmak için de ona uygun rasyonumuza maddeleri ilave edeceğiz. Biraz sonra kullandığımız maddelerden de bahsedeceğim. İkinci etkenimiz hayvanlarımızın ırkı. Çünkü bugün yerli hayvanlar günde 1 kilo, 1.2 kilo canlı ağırlık artışı sağlarken simmental hayvanlar 1.5 kilo, yurt dışından gelen ithal Charolais, Limousin, Braford, Herefordlar 1.7, 2.2, bazı çok iyi ırklar 2.5 kilolara kadar çıkıyor. Aşağı yukarı %50 diğer ırklarla bir canlı ağırlık artışında fark var. Bunun için bu hayvanın yiyeceği rasyondaki protein ve enerji ihtiyacı da illaki farklı olacak. İşte bu ihtiyaçları en ekonomik şartlarda, çünkü şu an hayvancılık maliyetleri aşırı fazla arttığı için biz en ekonomik şartlarda ve en ucuz bu eti nasıl mal edebiliriz konuşacağız. Şu an işletmemizde ortalama 300 ve 450 kilo bandında aralığında karkas hayvanlarımız var. Et fiyatlarında bir zam gelmediği için hayvanlarımızı biraz tutmuştuk. Bugün Şubat'ın 12'si. Bu hafta içinde aşağı yukarı 2 kere falan zam geldi et fiyatlarına. Haftaya veya ondan sonraki hafta biz de kesime başlamayı düşünüyoruz. Şu an Ankara'da güncel yağlı fiyat 280 ile 270 bandında gidip geliyormuş. Yağsız da 300'ü geçmiş. 305-310 bandında. Konuyu biraz daha dağıtmadan biz rasyona ve rasyon içeriğine geçelim. Rasyon nedir? Rasyon hayvanlarımızın günlük yediği maddelerin total karışımına verdiğimiz isim. Peki biz bu rasyonu besi sürecinde nasıl değerlendireceğiz? Biz kendi işletmemize aldığımız hayvanları ortalama 1-1,5 yaş bandında alıyoruz. 9 ay besi süresi 270 gün sonunda 4 karkasın üstüne geçtiğinde çok fazla tutmak istemiyoruz. Çünkü günlük aldığı kilo ağırlık artışı azaldığı için yediği yem aynını günde daha az kilo alıyor. İşletmeye zarar olarak görüyoruz biz bunu. Onun için bizim 400 kilonun üstüne geçen, yani çok iyi ırklarda 450 kilo bandına getirdiğimiz hayvanları kesiyoruz. Peki rasyon bu hayvanların yediği bütün maddeler dedik. Peki bu rasyonu nasıl hazırlıyoruz? Biz rasyonu işletmemizde 9 ay beslediğimiz hayvanları 3 periyoda ayırıyoruz. Birinci periyot hayvanların geldiği alışma süresi dediğimiz 1-2 aylık süreç. Besinin başlama dediğimiz, besi başlama süresi. Orta periyodumuz besi gelişim süreci. Yani bu aşağı yukarı bir 5 ay falan sürüyor. 5-6 ay. O hayvanın durumuna veya kondisyonuna bağlı olarak. Son dönemde besi bitirme dediğimiz dönem. Biz ilk dönemde besi başlama döneminde hayvanlarımızı %50 kaba yem, %50 kesif yem olacak şekilde bir rasyon hazırlıyoruz. Yani peki %50 kaba, %50 kesif ne demek? Yani biz bu hayvan aşağı yukarı 300 kilo işletmemize girdiğinde canlı ağırlığının %2,5 kadar bizim bu hayvanın önüne totalde bir rasyon sunmamız gerekiyor. Bu da yaklaşık 7,5-8 kilolara tekabül ediyor. Yani bu 8 kilonun 4 kilosu kaba yem, 4 kilosu kesif yem. 4 kilosu saman, sılaj, balya, küspe, yonca bunlar. 4 kilosu da bizim fabrika yemimiz, işte yulaf ezmemiz, arpa ezmemiz, mısır felekemiz bunlar oluyor. İlk önce hayvanlarımızı bir besi almak için bir besi alıştırma sürecinden geçiriyoruz. Bu süreçte %50 kaba yem, %50 kesif yem olacak şekilde hayvanlarımızı işletmeye koyduktan sonra hayvanların gerekli ilk aylarda ilaç iğnelerini yaptıktan sonra besiye hazırladığımız hayvanları ikinci, yani besi geliştirme dönemine sunuyoruz. Bu besi geliştirme döneminde yavaş yavaş her ay düzenli olarak kaba yem oranımızı düşürüp kesif yem oranımızı arttırıyoruz. Çünkü hayvanların ilk başta, ilk besinin başlangıcında protein oranı daha, proteine daha ihtiyacı varken, yani protein ağırlıklı bir besi yaparken, yonca kullanırken besinin ortalarında proteinle enerjiyi eşitleyip besinin sonunda da enerjiyi arttırma gibi planımız var. Çünkü hayvan artık eti aldıktan sonra o etin arasına o yağları yerleştirmesi gerekiyor. Bunu da enerji sayesinde yapacak. Biz orta dönem dediğimiz besi geliştirme dönemimizde %50'den yavaş yavaş kaba yem oranımızı düşürüp
%50'nin üstüne de kesifiyeme oranını çıkartarak aşağı yukarı %65, %70 bandına getirip orada besi geliştirme orta dönemimiz noktalıyoruz. Artık son dönemde hayvanların kondisyonuna göre bu oranı ya devam ettiriyoruz ya da bir tık daha KBM oranını arttırıp, yani KBM'deki de protein oranını düşürüp, kesifiyem oranını düşürüp arpayı arttırıyoruz. Genel hatlarıyla bizim besi rasyonumuz bu şekilde oluyor. Şimdi kullandığımız biraz malzemelerden örnek vermek istiyorum. Biz Ankara bölgesinde yetiştiğimiz için kendimiz özellikle kuru tarım yapıyoruz. Kuru tarım yaptığımız için de arazimizin çoğunluğuna arpa ekiyoruz. Hayvanların enerji ihtiyacını karşılamada arpa çok güzel bir besin materyali. Kilogramında aşağı yukarı 2600 kilokalorilik bir enerji sağlıyor bize. Bölgesinde mısır fileki olanlar, mısır tanelik mısır ekenler için mısır fileki çok önemli bir enerji hayvanlar için. O da aşağı yukarı 3300 kilokalorilik bir enerji sağlıyor. Biz şöyle arkamdaki yıntıya çevireceğim kamerayı biraz sonra. Ve kaba yemler ve kesif yemler hakkında başlarına gidip bilgi vereceğim. Şimdi arpamıza geçelim. Evet, şu an arpamızın başındayız. Şöyle göstereyim arpamızı. Arpa dediğimiz gibi besi rasyonlarında özellikle orta dönemde ve son dönemde hayvanların enerji ihtiyacını karşılamaları için verdiğimiz besin materyallerimizden, kesif yemlerimizden biri. Arpayı biz ezme şeklinde veriyoruz. Şurada gördüğünüz makineden arpamızı kırıyoruz. Bu traktör şaftıyla çalışıyor. Yukarıdaki helozondan boşalıyor. Traktör aracılığıyla da kırıyoruz. Saatte ortalama 1,5-2 tona yakın bir arpa kırıyoruz. Şu an zaten hayvanlarımız kesime gideceği için bir 5-6 tonluk bir arpamız kaldı. Arpamız yavaş yavaş bitmeye başladı. Burada yemlerimiz var. Yem olarak Abaloğlu'nun pehlivan yemini kullanıyoruz. Yemin içindeki içeriği şöyle görmek isteyenler varsa şöyle gösterelim. Ham protein oranı %14,5. Biz rasyon hazırlarken kullandığımız maddelerin de ham protein ve kuru madde oranlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle kapatalım. Şöyle gösterelim çiftliğimizi. Peki kuru madde ve ham protein ne demek? Kuru madde biz rasyona katacağımız maddenin 100 kilosunu gerekli işlemler sonucunda içindeki suyun hepsini buharlaştırdıktan sonra bize geriye kalan arta kalan maddeyi biz kuru madde diyoruz. Yani şu an pancar posamızın önündeyiz. Pancar genelde küsbesi deniyor halk dilinde ama normalde bunun pancar posası olması gerekiyor. Küsbe yağ çıkarılmış demek. Şöyle göstereyim size pancar posamızı. Şu an bulunduğumuz pancar posasının kuru madde oranı aşağı yukarı %10 civarında. Bu pancar posasının 100 kilosunu gerekli işlemlerle suyunu buharlaştırdıktan sonra geriye bize 10 kilo kadar bir kuru madde kalıyor demek oluyor bu. Biz özellikle kışın rasyonlarımızda yemi nemlendirsin hem de hayvanların biraz enerji ihtiyacını karşılasın diye rasyonlarımıza pancar posası ilave ediyoruz. Pancar da posasını şu şekilde kepçeler aracıyla sıkıştırdıktan sonra üstüne bir saman seriyoruz. Gördüğünüz gibi üst kısmının hiçbir yerinde küflenme veya bozulma yaşamıyoruz. Şöyle göstereyim size. Sağında solunda hiçbir yerinde bir küflenmemiz yok. Aşağı yukarı işletmemizdeki hayvanlar şu an canlı ağırlık olarak 600 kilo bandında olduğunu varsayarsak ortalama hepsine 3 kilo gibi bir küspe yiyorlar günde. Şöyle saman balyalarımızın önüne gidelim. Evet, şöyle saman balyalarımızın önüne doğru gidiyoruz. Biz saman balyasını tampon olarak kullanmak istiyoruz. Peki tampon nedir? Özellikle tahıl ağırlıklı besleme yaptığımızda hayvanlarda asidoz, yani mide pH'inde değişiklikler görülmekte. Mide pH'indeki artmalar, azalmalar yemden yararlanmayı etkilediği için biz bunun önüne geçmek için şöyle samanlarımızı, balyalarımızı göstereyim. Balya katıyoruz rasyonlarımıza. Şu şekilde. Balyamızı haş balya yaptığımız için biraz daha küçük parçacıklar halinde oluyor. Şöyle balyalarımızı istifliyoruz. Ve besin rasyonumuza. Ortalama işletmemizdeki hayvanlar 1,5 kilo, 1,7 kilo yakın bir balya kullanıyorlar. Balyamızı kendi arazimizden karşıladığımız için küçük balya yapıyoruz taşıması da kolay olsun diye. Şöyle hemen kenarındaki mısır toplarımıza gelelim. Şöyle göstereyim. Bunlar mısır silajlarımız ki bu sene kendimiz ekmediğimiz için dışarıdan aldık. Silaj besi özellikle kışın besideki en önemli materyallerden biri. Bunları böyle akşam için hazırlıyorlar, açıyorlar. Şöyle göstereyim. Silajı. Özellikle paket değil de kendi silaj yapacaklara buradan birkaç tavsiye verelim. Şunu kapattıktan sonra. Evet, dışarıda biraz rüzgar olduğu için ses daha iyi anlaşılsın diye traktörün içinden devam edeceğim. Silaj hakkında bilgiler vermeye. İlk önce silajın ne zaman biçileceği konusundaki bilgi şöyle
verelim. Aşağı yukarı kuru maddeden bahsetmiştik. 100 kilo mısırımızı kuruttuğumuzda aşağı yukarı 30 kilo, yani %30 kuru madde içeren slaj, yani biçimi hazır slaj demektir. O zaman gerekli şartlarda mısırımızı biçebiliriz. Mısır biçmeyle kalmıyor tabii. Özellikle paket yaptırmayanlar için, kendileri slaj havuzlarında istifleyenler için slajımızı çok ince bir şekilde sermemiz gerekiyor. Çünkü siz hangi araçla, hangi ekipmanla çiğnerseniz çiğneyin, en fazla 15 santimlik bir alanı çiğneyebiliyorsunuz, sıkıştırabiliyorsunuz. 16. santime bunun etkisi olmuyor. Onun için de kepçe aracılığıyla düz bir şekilde böyle katman katman sererseniz slajınızın bozulma ve aralarda küflenmeyi minimalize edersiniz. Yani sıfıra indirebilirsiniz. Çünkü bunu biz bir sene elimizde tutacağız, bu slajı, ve aşağı yukarı bunun en ufak bir küflenme bütün hepsini etkileyebileceği için, havuzun tamamını etkileyebileceği için bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sıkıştırdıktan sonra sıkıştırmamızdaki amaç bir an önce hızlı bir şekilde sıkıştırıp slajımızın oksijenle temasını kesmek. Oksijenle temasını niye kesiyoruz? Slajın ferment olması için içindeki oksijensiz bakterilerin faaliyet göstermesi gerekiyor. İşte oksijensiz bakterilerin de oksijenle temasını kestiğimiz anda faaliyet göstermeye başladıkları için çok hızlı bir şekilde slajımızı istiflememiz gerekiyor. Aşağı yukarı slaj %30 kuru madde içeren bir slajın 1 kilogramında 260 grama yakın bir ham proteinimiz var. Bu da gayet iyi bir oran. Slaj bizim bölgemizde orta ucuzlukta, yani orta fiyatlı bir kabayam. Rasyona katılması için bence bir sakınca görmüyorum. Çünkü fiyatı ekonomik. Şu an küspe 1 liraydı. Slaj da 2 lira. 2 lira 20 kuruş civarındaydı. Küspe de çok ucuz bir kabayam. Yani hayvanlarımızı ne kadar çeşitli ve onların ihtiyacına göre rasyonlar hazırlarsak, onlardan alacağımız verim de o denli arttığı için bazı şeylerin gelir giderini hesabını iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle mesela bizim bölgemizde arpa biraz daha uygun. Özellikle kendi arazimizden ürettiğim için biz dışarıdan pek fazla almıyoruz. Mısır flakeden bize daha uygunla mal olduğu için biz mısır kullanmıyoruz. Ama dışarıdan alacak olsak özellikle mısır flakeyi rasyona ben de katmaya çok istiyorum. Seneye bununla ilgili mısır flakeyi de rasyona ekleyeceğim büyük ihtimalle. Slaj hakkında böyle bilgi verdikten sonra işletmemizdeki hayvanlar aşağı yukarı 3,5 kilo kadar falan bir slaj tüketimi oluyorlar. Totalde de biz hayvanlarımız önüne 19 kilo bir karışım döküyoruz. Bu 19 kilonun aşağı yukarı 10,5-11 kiloları kesif yem, geri kalan da kaba yem olarak şey yapıyoruz. Özellikle besin sonuna geldiğimiz için arpa ve yemi rasyonda biraz daha arttırdık. Diğer kaba yem oranlarımızı düşürdük. Biz bir tık fazla döküyoruz hayvanlarımızın önüne. Çünkü besi hayvanların önünde ahırı da yemi döküptükten sonra 1-2 saat içinde hepsini tüketmesi doğru bir rasyon hazırlamadığımızı gösteriyor. Bizim hayvanlarımızın önünde çok az da olsa yem biraz duruyor. Bir sonraki videoda da hayvanların yemini nasıl döktüğümüzü, işte döktüğümüz rasyonun ne kadarını yediklerini, nasıl tükettiklerini göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.